benim müthiş. Yıllar sonra yeniden karşılayacağım. Heh. Bu sana. Bütün bunlar ne demek oluyor? Şu demek oluyor, sana hala aşığım. Ne? Sana hala aşığım demek. Sana geri döndüm. Benim sevgili Betüş'üm. Bırak beni, ben artık evlendim. Ya ne diyorsun senin bir şeyle? Bana bak, bir daha sakın bana dokunma, anladın mı? Ve buraya niye geldiğini söyle. Sana daha kaç kere söyleyeceğim, seni unutamadım. Ya çok inandırıcısın. Peki 3 yıldır nerelerdeydin ha? Dünyanın her yerinde seni arıyordum. Tesadüfen buldum. Bu saçmalığa bir son verir misin? Seni görmek hiç hoşuma gitmedi. Sana inanmıyorum. Gözlerimin içine bakarak söyle. Beni unutmuş olamaz. Ben evlendim ve kocamla çok mutluyum. Anlıyor musun? Çok mutluyum. Boşanırsın. Sorun değil. Duygusuzluğun ve kabalığın hiç değişmemiş. Ben kocamı çok seviyorum. Sen kimseyi benden daha çok sevemezsin. Peşimden süründüğün günleri unutma. O eskilerde kaldı, anlıyor musun? Bu mesele kapandı ve bitti. Şimdi derhal buradan çık git. Bir daha seni asla görmek istemiyorum. Pekala. Pekala. Gidiyorum. Ama şunu unutma. Hakkında her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum. Lanet olsun. Biz geldik. Hoş geldin anne. Ana, Umur Bey gelmedi mi? Siz onunla buradan buluşacaktınız. Hı-hı. Neyin var senin? Yüzünden düşen 1000 parça. Yok bir şeyim. Var. Bir şeyim var. Anlat bakalım. Anne. Canım. Bugün buraya Tuna geldi. Ne? Tuna mı? Hani şu senin eski yakışıklı perin mi? Ay evet. Hay burayı nereden buldun? Nasıl geldi hiç anlayamadım. Ay ne tesadüf. Ben de bugün bunu buldum. Eski günlüğün. Evlenip gidince evde unutmuşsun. Ay. İçinde bol bol Tuna'dan bahsediyor. Yok Eda, ben onu bilerek bıraktım evde. Sadık'la her şeyi yeni baştan başlamak için. İstemiyorum, alın götürün onu. Yoksa Tuna'yı görünce aşkım mı depreşti? Aman anne, saçmalama Allah aşkına. Ben hala ondan nefret ediyorum. Ya evim, kocam, çocuklar hakkında her şeyi öğrenmiş. Hep etrafında olacağım dedi bana. Of, çok fena sıkılıyorum ya. Açık mısınız, kapalı mı? Ay, açız, açız. Sakin ol Betüş, niye bu kadar sinirlisin? Ya bugün Tuna'yı görmek hiç hoşuma gitmedi, hepsi bu. Hadi hadi, onun bana geri döneceğini bilsem Sadık'la asla evlenmezdim, pişmanım desem. Eda ne diyorsun sen ya, ben ondan kurtuldum diye yatıp kalkıp dua ediyorum. O zaman takma kafana, geldiyse geldi. Endişelenecek bir şey yok bence. Dedim ya sana, ailem hakkında her şeyi öğrenmiş. Biliyorsun periler dünyasının en belalı adamıdır. Ay benden yüz bulamayınca gidip onlara bir şey yapar diye korkuyorum. Dudu. Duduş. Aslında bunu daha sakin bir yerde, yalnızken söylemek isterdim ama daha fazla dayanamayacağım. Ha, neye dayanamayacaksın? Ben sana aşık oldum Duduş. Ah ben de. Ben de. Seninle öyle mutluyum ki bu büyü hiç bozulmasın istiyorum. Merak etme. Bozulursa daha iyisini yaparım. Ha? Yani seni mutlu etmeye devam ederim. Aşkımız hep ilk günkü gibi kalır. Öyle kalsın. Annem de yani benim kafeden başka buluşacak yer bulamadı Umur Bey'le. Ay eve gitmek istiyorum, kafeyi kapatıp gidemiyorum. Ne yapacağım ben? Hiç endişelenme. Sen git, ben bakarım bugünlük. Ya sana emanet edeyim. Zaten bir kere yaptım o hatayı. Uçuşan tabaklarla servis yapmışsın. Ondan sonra günlerce o bir promosyon çalışmasıydı dedim müşterilere. Ha insanları peri olmadığımıza inandığına kadar canım çıktı. Ama çok eğlenceliydi. Ay Eda, nasıl gideceğim eve ben ya? Aa! Anne, ne yapıyorsun sen? Öpüşüyorlar. Betüş, ben koskoca özgür bir kadınım. Ne diye filmin en heyecanlı yerinde donduruyorsun? Kızlarının yanında utanmıyor musun anne? O tilkiyle seni bir daha bu halde görürsem yemin ediyorum babama şikayet ederim. Aman söyle, ne yapabilirmiş ki?
Ateş olsa cürmü kadar yer yakar baban. O bir köşesinde otursun. Ne yapabilir? Çok ayıp anne. Bak bu seferlik onu eski haline getiriyorum, tamam mı? Şimdi vedalaş. Ondan sonra ikiniz de dost doğru bize geliyorsunuz. Anlaştık mı? İyi, iyi, tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.